Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün alınan karar birçok bakımdan tarihi nitelikte bir karar. Aslına bakarsanız tabii Birleşmiş Milletler'de Filistin konusunda, İsrail-Filistin ihtilafı konusunda veya Kudüs benzeri konularda alınan bundan önceki kararlar da aşağı yukarı dün akşamki tabloyla uyum sağlayan şekilde daima gerçekleşir. Fakat dünkü oylamanın, dün alınan kararın diğerlerinden farkı herhalde şu. Yani tarihi bir nitelik kazandırmasının bu karara sebebi. Daha önceki oylamalarda Birleşmiş Milletler'de daima işte Kudüs konusunda, İsrail'in Filistin'deki işte işgal topraklarındaki özellikle yerleşim yerleri inşasına ilişkin konularda alınan kararlar daima bugünkü veya dün akşamki alınan kararla aşağı yukarı paralel şekilde gerçekleşiyordu. Hatta işte evet verenler, hayır verenler, çekimser kalan ülkeler bile aşağı yukarı dün akşam gördüğümüz tablodakiyle aynı oluyordu. Fakat dün akşam esas itibariyle İsrail'in bir politikası oylanmadı. Bir önceki hafta bütün dünyada infial uyandıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıma kararına karşı, çünkü bu oylama yapıldı ve dolayısıyla Amerikan Başkanı'nın dünya kamuoyu tarafından oylandığı bir tablo karşımıza çıktı ve dünyanın aşağı yukarı ezici çoğunluğunun, yani 3-5 tane hani haritada bile kimsenin nerede olduğunu bilmediği 3-5 ülkenin Amerika ve İsrail ile birlikte oy kullandığı, buna mukabil dünyanın neredeyse tamamının Trump'ın İsrail kararını, Trump'ın Kudüs kararını kınayan böyle bir metne imza atmış olması Amerika Birleşik Devletleri açısından önem taşıyor. Artık bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kendi ajandalarındaki bir takım politikaları, bir takım kararları, bir takım niyetleri dünyanın geri kalanına empoze etmeleri dünden çok daha zor bugün. Dolayısıyla artık Filistin için, Filistin sorunu için, Kudüs meselesi için çözümün yolunda İsrail ve Amerika'nın oluşturduğu blokaj da büyük ölçüde zedelendi, yara aldı. Dolayısıyla bu konularda uluslararası camianın katkısıyla bir çözümün ortaya çıkması yolunda da eskisine göre, düne göre daha ümitli olmak için sebepler var. İkinci bir noktada Türkiye'nin bu kararda, bu ortaya çıkan tabloda, bu başarıdaki rolü önemli tabii. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olmasın vasfını da kullanarak bu konuda çok aktif bir tavır aldı. Ve dolayısıyla uluslararası benzer problemlerin çözümü noktasında belki nasıl davranılması, hangi yöntemlerin, hangi yolların, hangi yordamların izlenmesi gerektiği konusunda da bizim için örnek teşkil edecek bir hadise oldu. Uluslararası camianın desteğiyle, uluslararası camiayı harekete geçirecek motivasyonları tespit ederek yola çıkıldığında bir başarının daima mümkün olduğunu, özellikle bugün bütün dünya bize karşı, herkes bizim başarımızı kıskanıyor veya herkes bizim başarısız olmamızı istiyor gibi kamuoyunda ciddi bir algının yayılmakta olduğu bir dönemde böyle bir uluslararası başarıya imza atılması da belli meselelerin çözümü noktasında belki de hangi yöntemin izlenmesi gerektiğini bize gösteriyor. Bu bakımdan da önemli bir karar. Her iki bakımdan da bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.